Togay Noyan'ın oğludur beyim. Noyan ha. Demek ölmeden evvel o Çiha'nın adını bir kez daha duymak varmış kaderimde. Düşmanlarımız demek atalarımızdan mirastır. Öyledir Osman Bey. Ertuğrul Bey'imizle birlikte o iblisin tohumunu kurutamadık lakin... ...imdi onun kökünü kazımak sana nasipmiş inşallah. Noyan itinin düşmanları obasını basıp ailesini katletmiş. İki kardeşini esir etmişler. O kurtulmuş. Ormanlarda büyümüş. Domuzlardan süt emip palazlanmış derler. Sonra uğursuz bir şaman onu bulup büyütmüş. O yüzden mi kara şaman Togay derler? Evet beyim. Ya diğer kardeşler? Togay onları kurtarmış. Şimdi birlikte çalışırlarmış. Halep'teyken ondan bahsedildiğini işitmiştim beyim. Nekerleri suyun onu boğamadığına, atasının yakamadığına inanırlar. Nice vakittir böyle bir düşmana hasret kaldıydık. Beyler, pusatlarınızı bileyesiniz. İntikamınızı harlayasınız. O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem, bana da Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey demesinler. Gayatu, şimdi de İskan siyasetimize mani olmak için bunu gönderdi. Togay buralara gelmişse başımızdan bela eksik olmaz beyim. Yarın Söğüt'te beyler toyu kurulacaktır. Umur Bey de benim davetime icabet edeceğini söyledi. Cümle obaların beyleri Söğüt'e gelecekler. Lodurga Bey'i İvaz Bey hariç. Tedbirleri arttırmamız lazım ağabey. Merak buyurmayasın beyim. Eyvallah, eyvallah. Davut Bey, sen Göktuğ'u götüresin. Benim ağabeyimle konuşacaklarım vardır. Osman Bey. Osman Bey lütfedip yanımıza kadar gelip bizi beyler toyuna davet ettiğine göre benden muradı çoktu. Cümle beyleri davet ettiğine göre bir fetih haberi verecek olsa gerek. Göreceğiz bakalım. Mektubumdan sonra Osman Bey'in İskan davetini kabul edip etmeyeceğinden dahi şüpheliydim. Sanki Anadolu beyleri sıraya dizildi de Kızılbeyoğullarına yurtluk teklif edecekler de biz de reddedeceğiz. Germiyanoğlu'nda, Hamidil'inde, Konya'da ya biz davarımızı bile izinsiz yaylaya süremeyiz. Nereye direğimizi diksek bir sahibi vardır. Bu topraklar sahipsiz mi baba? Ertuğrul Gazi ile Osman Bey'in Bizans'tan aldığından gayrı dikil direkleri mi var? Ha, tamam işte kızım. Kafirle cenk edip alınacak topraklar var. Hem de bak etrafına. Burada Osman Bey'den daha büyük bey mi var ha? Yoktur elbet. Lakin bunca düşman ve ihanetteyken Osman Bey, kayılar selamette olur mu bilinmez. Ha Bayındırlı'nın selameti, ha kayının selameti. Hepsi aynı. Sağ kalan Türk'ün sancağını yere düşürmez kızım. Ermeni belinde Osman Bey'in düştüğü pusu hain meselesinde bizi doğrular. Bana bak, kaidedir. İhanet Irak'tan gelmez, yakından gelir. Sakın unutma bunu. Bana vereceğin bir delil var idi. Neydi o? Mektubumda bir cinayetten denmemiş idim. Suikastçının olduğu yönde buldum.
Bakalım kimin parmağına girecek? Flatios'u öldürmen obadaki haini bulmama engel oldu ağabey. Kısas hakkımı kullandım Osman Bey. Kısas hakkımdı. Dündar emim de aynı şeyi düşünür. Dündar emmimin bunu söylemesi Flatios'u öldürmeden evvel miydi yoksa sonra mıydı? Bu neyi değiştirir Osman Bey? Çok şeyi değiştirir ağabey. Flatios'u öldürmeden az evvel. Madem ki bu kadar öfkelisin, o vakit öfkeni faydalı bir şey için kullanalım. Bana yardım et ağabey. Yardım et ki Bay Hoca'nın kanında eli olan haini kıskıvrak yakalayalım. Benden daha gönülden yapacağım başka bir şey isteyemezdim Osman Bey. Ey o vakit. Şimdi beni dinleyesin ağabey. Umur Bey'in yanından dönerken neden Osman'a saldırmadın? Neden Osman'ı öldürmedin? Ruhlar toprağa düşman kanı değil, kardeş kanı dökülsün istedi. Sen ne ruhundan, ne kanından bahsediyorsun Tugay? Osman'ı öldürmediysen senin niyetin ne? Tek bir okla adam öldürmek ancak hamakların işidir. Hedefini bulan bir ok, usta bir avcının elinde tüm obaları birbirine düşürecek. Öldüğünde Türkler şehit kanının değil, kardeş kanının yasını tutarlar. Öyle bir yas ki kan üstüne kan, ihanet üstüne ihanet doğurur. Peki. Anlat. Dinliyorum. Osman ölür. Yerine Gündüz geçer. Savcı ölür. Bir başkası. Osman'ın ölmesi babası Ertuğrul'un rüyasını bitirmez. Benim istediğim Osman'ın kanı değil. Benim istediğim oluk gibi akacak kardeş kanı. Osman, Erlikan anar huyar, dersen züht, ölek boyna. Gelirken Osman'ın Söğüt'te büyük bir toy vereceğini işittik. Osman Bey her yerde tedbirleri arttırmış. Osman'ın yurtluk verdiği oba beyleri bir araya gelecekler. Ama Dodurga Bey, Ivaz Bey hariç. Söğüt'te bunca tedbir alınmışken sen ne yapacaksın Tugay? Ivaz Bey, istediğim kardeş kanını fazlasıyla verecek. Tugay'ın oku hedefini bulduğunda Osman'ınla babasının da rüyaları kabusa dönecek. Bütün beyler Osman'a düşman olacak. Hedefin Ivaz Bey mi olacak? Ivaz Bey'e nişan alıp
Onur Bey'i vurmak. Toya nasıl gireceksin? Yılanın giremeyeceği delik mi var? O halde sana yılan gibi sürüneceğin yolu göstereyim. Söğüt'e geldiğimizden beri her yere tüneller kazdık. Şimdi buradasınız. Bunlar kiliseye ve hana giden tüneller. Bu tüneli izlediğinde bu seni doğruca hanın mutfağına çıkaracak. Hiç kimsenin ruhu bile duymadı. Bu anca sizin gibi yılanların aklına gelirdi. Söğüt'te kuş dahi uçmayacak. Hainliğe fırsat vermeyeceğiz. Balam. Yarın senin de gelmeni isterim. Altınlara göz kulak olursun. Merak etme Esin Bey'im. Kim gelirse gelsin, benim mesuliyetimde olan yerde saldıramaz. Bundan kuşkum yoktur balam. Sana verdiğim hiçbir işte gözüm arkada kalmamıştır. Ya Umur Bey? Umur Bey de davetlimdir. O da gelecek. Mahlun Hatun'u yeniden göreceğiz o vakit. Umur Bey'in oğlu yoktur. Kızı gelecek elbette. Oğlu olaydı, Mahlun Hatun ben bey kızıyım diye çalım satar mıydı? Eğer ki o bey kızıysa, sen de Şeyh Edebalı'nın kızısın. Bunun ne olduğunu anladığında o da sana tepeden bakmayı bırakacaktır. Yerli kayaların yıkılmasın. Gel gelecek büyük acın. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde kendi adlarımız ve babalarımızın adlarıyla çağrılacağımızı, bu sebeple evlatlarımıza güzel adlar vermemizi buyurmuştur. Senin adın Ertuğrul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-selâh, hayyâle's-selâh, hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-selâh, hayyâle's-selâh. Hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Kad kâmeti's-selâh, kad kâmeti's-selâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin adın Ertuğrul. Senin adın Ertuğrul. Senin adın Ertuğrul. Savcım, eğer müsaade edersen tez vakitte Şeyh Edebalı'yı ziyaret etmek isterim. Hayır olsun hatun. Bay hocamın cenazesinde şeyhin ağzından işittim. Kur'an'da Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Çünkü onlar diridir. Fakat siz farkında değilsinizdir diye buyurulmuş. Öyle buyurmuştur kitabımızda Rabbimiz. Gayrı ben de farkında olmak. Müslüman olmak isterim. Hiç kimse pusatlarıyla alınmayacak. Beyler de dahil mi bey? Beyler de dahil. Buyruk sendir bey. İşte Osman'ın hediyesi. Thank you.
Hatun. Ne dersin burada? Bala Hatun'la geldik. Hazırlıklara yardım ederiz. Hayırdır Boran Alp? Bu manalı gülüşün sebebi nedir? Ben de düğün hazırlıklarına başladım bir taraftan. İyi etmişsin. Biz de bir şeyler etmekteyiz elbet. Osman Bey'in de dediği gibi hem cenk edeceğiz hem düğün. Ölüm haberleri alacağız. Doğum müjdeleri vereceğiz. Yaşamaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz Gonca. Sayasın. Lakin pusatlarınızı almam icap eder. O niye? Toyun emniyeti için Osman Bey önemlidir. Al bakalım. Hepiniz sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Buyurasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla.
Bunu nasıl fırlatacaksın? İşte böyle. Oğuz atamın mirası, yiğit kandaşlar. Hepiniz davetimize icabet ettiniz. Var olasınız, eksik olmayasınız. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah, eyvallah Osman Bey. Şimdi sizi toya niye davet ettiğimi ve vereceğim müjdeyi merak edersiniz. İşte aklımızla zayıflatıp bileğimizle yıkacağımız İnegöl Kalesi. Kalabalığa güvenip rehavete kapılmayın. Babam içeride pusatsızdır. Gözünüzü dört açasınız. Buyurundur hanımım. Bir eksiğiniz yoktur inşallah. Pusatlarımızdan başka mı? Balam, bu hatun daha ne vakte kadar seninle böyle konuşacak? Misafirdir Gonca, misafirdir. Biz işimize bakalım. Burası Söğüt'tür ve güneyimizde Bozüyük, İnönü ve bu bölgede de
Eskişehir vardır. Kuzeyimizde Bilecik ve Yarhisar vardır. Batımızdaysa Bursa vardır. Ve Bursa'yla bizim aramızda İnegöl vardır. Keferenin en azılısı İnegöl Tekfuru'dur. Yalnızca büyük pazarlarla, ticaret yollarıyla aramıza girmekle kalmaz. Her fırsatta Müslümanların canına kasteder. Bu kale ne azim bir mevkidedir. Ve fethedildikten sonra nice hamlenin önü açılacaktır. Alper. Şimdi sizler de göresiniz. Sen de kimsin? Thank you.
İnegöl Tekfur'u Konstantiniyye'dedir. Eğer ki hamle etmez isek tüm Türkmen beylerini bu uçlardan sürmek için geri gelecektir. Hamleden kastın nedir Osman Bey? Ben derim ki alplerimizi birleştirelim. Birlik olalım. Pazar yerini aşıp İnegöl'e varalım. Kestel, Bilecik ve Keles yollarıyla İnegöl Kalesi'nin tüm bağlantılarını keselim. Ve Allah Allah nidalarıyla İnegöl Kalesi'ni fethedelim. Osman Bey. İnegöl Kalesi dediğim vakit işin rengi değişir. Ama ve lakin Kılıçhisar Kalesi'ni alan bir aslan elbette İnegöl Kalesi'ni de alır. Sana itimadım tamdır. Baban Ertuğrul Gazi, Türklere Kayı Obası'ndan başka bir de Osman Bey bırakmıştır ki hak çalabım ondan razı ola. Eyvallah. Eyvallah Umur Bey. Vakit sefer bizden, zafer Allah'tandır. İnşallah. İnşallah İnegöl'ü İslam'la ve Türklük'le şereflendireceğiz. İnşallah. İnşallah. Ve İnegöl Kalesi bu topraklardaki fethettiğimiz en büyük kale olacak. İnşallah. 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 Thank you.
Beylerim. Gayret bizden, nasip Allah'tandır. Amin. Alper! Bu taktan gelir. Haydi! Beyleri çıkardı! Tüm delikleri kapayın. Giriş çıkışları tutacaksınız. Haydi! Haydi Alper! Söyle! Delikleri kapayın, haydi! Sarı tutay! Alper! Alper! Baba iyi misin? Sarı! Baba! Baba kim etti bunu sana? Baba! Alper! Nereden girdiler? Bulacağız kardeş, bulacağız. Haydi kardeş, haydi. Haydi. Hekim nerede kaldı? Hekimi çağırın. Hekim. Hekim nerede kaldı? Siz bu taraftan. Umur Bey. Umur Bey. Kızım. Gayrı oba sana emanet. Evet. Evet baba, dayanasın. Dayanasın baba. Hekim nerede kaldı? Kim bunlar? Kardeş çabuk, hadi 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 hadi. Koymuşsun Osman Bey. Hangi keferlerin oku bu? Hangi keferlerin oku bu? Baba dayan. Dayan baba. Baba dayan, dayan baba! Baba, baba gözünü aç! Baba, dayan baba! Bunca tedbire! Bunca kontrole rağmen nasıl olur bu? Bu nasıl olur diyesiniz.
Nasıl olur bu? Diyesiniz. Benim toyumda, benim huzurumda beylere nasıl saldırılır? Değil hele! Nasıl? Cevap ver. Cevap ver! Hamsı Bey. Ağabey. Yöresiniz. Bu. Dodurga tamgası. Yavuz Bey, bu mümkün olabilemez Osman Bey. Bizimle birlik kanda içmese de Yavuz Bey'in böyle bir şey yapacağını sanmam. Şeytan işi var bunda. Şeytan işi. Bundan nasıl emin olabiliriz beyim? Atlar! Hazırlanın. Maalesef oktaki zehirden sebep durumu ağırlaşmış. Bekleyeceğiz, şifa Allah'tan. Bekleyecek miyiz? Nasıl bekleyeceğiz ha? Bir şeyler yapasın. Şifasını bulasın. Bir şeyler yap. Babamın ölmesini bekleyemem. Ben gidip hemen bir şifa hazırlayayım. Babama bunu her kim yaptıysa bulup cezasını vereceğiz Bahadır Bey. Alpleri tez toplayasın. Mesele neymiş? İyice bir anlayalım. Buyurundur Mahun Hatun. Sana bir şey olursa bütün bu uçları ateşe veririm. Osman Bey'in sözüne ve teminatına güvenip geldik. Az kalsın hepimiz canımızdan olacaktık. Demek ki güvenmekle hata ettik. Beylerin çoğusu gerisin geri dönmek için yola çıktı bile. Hata, hem de büyük hata ettik. Daha önce davet ettiği beylerin şehadeti bize ders olmalıydı. Hem de bunları konuşmanın vakti değildir beyler. Savcı Bey. Osman Bey kendi tertip ettiği toyun güvenliğini sağlayamazken bir de kalkmış
İnegöl Kalesi'ni fethetmekten bahseder. Her şeyi unutup bunu mu konuşalım? Doğrudur. İnegöl Kalesi'ni fethetmekten söz eder. Fethedecektir de. İster ki bu fethin sevabına siz de katılasınız. İyi düşünür. Hoş düşünür. Lakin evvela düşmanlarını bulup çıkarması lazım. Aksi takdirde bizim sonumuz da Burhan ve Ali Beyler gibi olur. Osman Bey, şehit olan beylerin intikamını da almıştır. Neden bundan bahsetmezsiniz? Şehit olmadan evvel bir tedbir düşünmek lazım Dündar Bey. Osman Bey Dolurga obasından dönüp gelsin, ne düşündüğümüzü ona da söyleyeceğiz. Osman Bey! Hayırdır Osman Bey? Nereye böyle? Toy dedin geldik. Sözüne, teminatına güvendik. Bu mudur senin sözün ha? Teminatın bu mudur? Mahpun Hatun. Öfkele. İstemeyeceğin sözler söylemeyesin. Öfkem aklımı gölgelemiş değildir Osman Bey. Aklımı gölgeleyen sana duyduğum güven oldu. Yoksa bu işler başımıza gelmezdi. Malhun Hatun. Önümden çekilesin. Çekilesin ki bu hainliği eden kimse bir an evvel bulayım. Bildiğin bir şey mi vardır? Varsa söyleyesin. İşin aslı ortaya çıkmadan kimseyi töhmet altında bırakamam. Demek delilin yoktur ha? Şüphem vardır. Ben delil isterim Osman Bey. Bedel isterim. Kanımıza karşılık kan isterim. Var git Osman Bey. Anlaşıldı. Atlar! Güvendiğimiz dağlar karlıdır. Nasıl iştir balam? Bu hainliği Dodurga Bey'e ettiyse biz kime güveneceğiz? Henüz belli değil Gonca. Osman Bey elbet çözecektir.
Osman Bey. İnegöl Kalesi'ni almak isterken itibarını ayaklar altına aldı. Sadece beylerin değil, kayıların da içine korku salacaksın. Toya davet ettiği beyler Osman'ı suçlayacaklar. Osman zeki adam. Er geç beylerin içindeki korkuyu, öfkeyi avuçlarının içine alacak. Osman'a duyulan güven bir kez kırıldı. Hiç durmadan devam edeceğiz. Seninle iyi ortak olduk, Togay. Sizden Togay'a ortak değil, anca çizmelerine deli olur. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Sadece beyleri değil, tutarları da kışkırtacaksınız. Osman'a duyulan güvensizlik. Her yanı kara bir bulut gibi. Her yanı sarmalı. O vakit obalar da birbirini kırmalı. Mahlun Hatun'un yüreğine şüphe tohumları ektim. Benim bir tek okla açtığım keçi yolundan alplarını Vaz Bey'in üzerine sürecek. İşte o vakit Türkler birbirinin kanını içecek. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Erkan'ın kara ruhlarıyla buluşmaya gidiyorum. Kara ruhlar beni babam Noyan'la konuşturacak. Babam bana en büyük düşmanı Ertuğrul'un oğlu Osman'ın nasıl öleceğini söyleyecek. Togay, Noyan'ın oğlu ha? Sadece oğlu değil. O uğursuz Moğol bedeninde Noyan'ın hem ruhunu hem de kinini taşıyor. Giresin. Alplerin vaziyeti nedir? Bahadır Bey hepsini topladı. Emrinizi beklemektedirler. Neyin var? Söyleyesin. Beyimize bu hainliği yapanın Bodurga Bey'i olduğu konuşulur. Kim konuşur? Bala Hatun'la Önce Hatun konuşurken duydum. Dudurga Bey ha? İbaz Bey.
Demek bu yüzden gelmedi. O hainin kanı bana düşer baba. İntikam benim hakkımdır. Biz Moğol'un önünden kaçıp güvenli yurt için bu uç topraklara geldik. Lakin gördük ki ihanetin ateşi bu uç toprakları yakmakta. İmdi bizi de yakan ihanetin ateşini söndürmenin vaktidir. Vakit beyimizin intikamını alma vaktidir. Bir Umur Bey'in durumunu öğrenelim. Eksikleri var mıdır soralım. Nereye böyle Malhun Hatun? Yolumdan çekilesin. Nereye diye sordum. Babamın intikamını almaya giderim. Çekil dedim sana. Hadi! Hatun! Osman Bey kendi toyunda yapılan saldırının cezasını kendi verecektir. Sen artık fazla oldun hatun! Madem böyle düşünürsün, o vakit gereğini yerine getiresin. Karışmayın siz! Durasın Gonca! Malhun Hatun! Malhun Hatun! Selam! Malhun Hatun! İvaz Bey suçsuzdur. Belli ki bu işin içinde bir iş vardır. Birileri ondan şüphelenmemizi ister. Ben bedel isterim Osman Bey. Kimin ne oyun etti, kelliler düşünce belli olur. Adler! Durasınız. Alpler! Malhun Hatun. Atan Umur Bey'e sorasın bizi. Bir Türkmen beyini öldürmeye niyet edecek kadar alçak değiliz. İvaz Bey doğru söyler. Yapanı bulup getirmediğiniz sürece kimden şüpheleneceğim bellidir. Benim sözüme de mi itimadın yoktur Malhun Hatun? Senin sözüne itimat eden babam İmdi eceliyle pençeleşir. Öfkeni anlarım. Lakin düşmanımız birdir. Belli ki bizi birbirimize düşürmek isterler. Toy benim toyumdur. Mesuliyet benim mesuliyetimdir. Evvela mesele anlaşılacak, sonra kelleler düşecek.
Bey sözün üstüne, söz olmaz mülkünde. Hadi! Herkes işinin başına! Balam, sen de sakin olasın. Bana diyecekleriniz varmış. Sizi dinlerim. Osman Bey, senin sözüne güvenerek kalkıp geldik. Sen emniyet aldın diye hepimiz dört duvar arasında toplandık. Umur Bey zehirli okla vuruldu. Biz size canımızı zor kurtardık. Bana güvendiğiniz için hata ettiğinizi düşünürsünüz. Ve bugünkü olanlar da sizi haklı çıkarır. O vakit tartışacak bir şey yoktur. Misafirliğimiz burada bitsin. Obalarımıza dönelim isteriz. Eğer ki indi giderseniz, o vakit düşmanın istediği olacaktır. Düşmanımızın kim olduğunu dahi bilmezken ne istediğinden eminiz, öyle mi? Yarın gün doğumuyla birlikte yola revan oluruz. Kendi obalarımızla istişare edip o minvalde bir karar alırız. Lakin hayal ettiğin İnegöl'ün fethi olacağı benzemez. Hayallerinden vazgeçme dersiniz. Hayallerimden vazgeçeyim, öyle mi? Ben size canınızdan vazgeçin demem. Bu birlik sizin canınızdan daha mühimdir demem. Bu birlik yok ise sizin canınızın hiçbir kıymeti yoktur demem. Ben size korkularınızdan vazgeçin derim. Bir olamadığınız, birlik olamadığınız için korku içindesiniz derim. Sizler konar göçerlersiniz. Düşman geldiği vakit sığınacak kaleleriniz yoktur. Ve saldırıya açıksınız. Yafer'e geldiğinde kalabalık gelecektir. O vakit çadırlarınızı söküp atacaktır. Diyersiniz hele. Birliğiniz yok ise kimden yardım isteyeceksiniz? Birlik olursa dirlik olur. Dirlik olursa devlet olur. Ve kefere yalnızca bir obaya değil, bir devletin parçasına saldırdığını bilecektir. Üzerine gideceğimizi, o kanı yerde koymayacağımızı bilecektir. Buna cesaret edemeyecektir.
Bunu istemez misiniz? Elbette isteriz Osman Bey. Lakin düşman istemez. Öyle mi? Elbet istemeyecektir. Lakin biz üstüne gideceğiz. Bırakmayacağız. Israr edeceğiz. Üzerine gideceğiz. Beyler, kardeşler, bu yalnızca bir hayal değildir. Lakin şimdi çeker giderseniz bu evlatlarımız için bir hayal olarak kalacak. Ben buna asla müsaade etmeyeceğim. Gayrı, Türk'e devlet gerektir. Devlet olma yoluna girmiş Türk'ün ikbaline sırtını dönen, obasına döndüğünde gün yüzü göremeyecektir. Ben yolumdan dönmeyeceğim. Ya sizinle ya da yalnız. Şimdi diyersiniz, birliğimizi, dirliğimizi bırakıp gidecek misiniz? Mahun Hatun, sen de çok yoruldun. Bir şeyler yiyip dinlenesin. Ben başındayım. Babam gözlerini açmadan gözlerimi kırpmam Bahadır Bey. Kızım. Baba. Babam. Rabbime şükürler olsun. Bana bunu kim yaptı? Dudurka Bey'inden şüphelenirdim. Sen nedensin kızım? İvaz'la 40 yıllık hukukumuz vardı. Bu işte bir tertip var. Osman Bey de İvaz olmadığını söylemişti. Doğru demişti kızım. Üsbütün bir tertip bu. Bütün bu başımıza gelenler Osman Bey'in tedbirsizliği yüzünden geldi baba. Şimdi bunları düşünme. Hele bir eleşte. Beyim mühimdir. Söyle. Hanım ve civarını araştırdık. İçinde uçan ateşin olduğu fıçıya dair parçalar bulduk beyim. Bu suikast Moğol işidir. Noyan'ın eniğinden başkası olamaz beyim. Togay. Cerkutay.
Aygül'le birlikte iş çıkartırız. Şimdi kimin ciğerini sökeceğimi iyi bilirim. Osman Bey'den hala bir ses sada yoktur. Elini çabuk tutsa iyi olur baba. Gecikirse ipleri ben elime alırım. O haini bulur, cezasını ben veririm. Osman Bey'in içeride ve dışarıda düşmanı çoktur. Şimdi bunun zararını biz görürüz. Ama ve lakin ona güvenmekle büyük hata ettiğimiz aşikar. Destur var mıdır? Giresin. Müsaadenle baba. Osman'ın alpı bir ize rastlamış. Bunu yapanın Tokay olduğu ortaya çıktı. Hazırla. Yarın gün doğumunda yola çıkacağız. Turgay'ın peşine düşeceğiz. Buyurun Özgür Baldın Hatun. Turgay. Turgay. Bu Noyan belasını savuşturmak için nice kanlar dökülmüştür. Ve dahi nice bedeller ödenmiştir. Şimdi de oğlu Tokay. Hamsi Bey. Tokay isteseydi beni vururdu. Lakin Umur Bey seçti. Derdi Umur Bey'le mi dersin Osman Bey? Derdi benimledir. Benim canımı değil, kayıbeylerinin itibarının yok olmasını ister. Elbet. Sen öldüğün vakit yerine geçeceği kayıbeylinin de itibarı kalmasını ister. Ve dahi babanın vasiyeti yerine gelmesin. Kimsenin kayıbeylerine itimadı kalmasın ki dağınıklık sürsün. Müslüman Türk'ün boynundaki esaret zincirleri katmerlensin ister. Osman Bey, buna kimsenin gücü yetmez evvelallah. Lakin şimdilik başarmış görünür. Can kızım, İslam'a göre Allah birdir. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Onun bir benzeri ve dengi yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Aksine her şey ona muhtaçtır.
Allah mekan ve vakitle sınırlı değildir. O her daim kullarıyla beraberdir. Vasıtasız ve aracısız olarak bilir ve görür. Onun gücü her şeye yeter. Her şeyi yaratan, yaşatan, bütün kainatı düzenleyen odur. Can kızım, İslam Allah'ın birliğini kabul edip teslim olmaktır. Hazreti Adem'den itibaren cümle peygamberlere vahiy edilen din, tevhid esasına dayalı İslam'dır. Her peygamber insanlara Allah'ın birliği inancına davet ederek Allah'tan aldıkları emirleri ve yasakları insanlara bildirmiştir. Yüce Allah peygamberlik zincirini tamamlamak üzere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i son peygamber olarak görevlendirmiştir. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimize Allah tarafından vahiy edilen Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin tümüne şeksiz, şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin, hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi ve kulu olduğuna, onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadetle dile getiririz. Şimdi can kızı, sizin kelime-i şehadet ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz. Allah'ın huzurunda ve şahitlerin yanında hür iradenle hiçbir baskı ve zorlama görmeden hak dini seçtiğini tasdik edesin. Hiçbir baskı, zorlama görmeden İslam'ı seçtim. Şahit misin bala? Şahidim. Biz dahi şahidiz. O vakit şimdi kelime-i şehadet ikrarına ve Müslüman oluşuna şahitlik edeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Mübarek olsun. Müslüman olduğumuz andan itibaren geçmiş günahlarımızı Allahu Teala'nın bağışladığını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemektedir.
Ağabey, hele şöyle oturasın da anlatasın. Verdiğin işi gördüm beyim. Dündar emmim, Tacir Süleyman ve Melik'le sürekli görüşüp durmakta. Bugün de yanlarına vardı. Ticaretimizi emmim Segve idare eder. Tacirlerle görüşmesine bir sebep lazım değildir. Öyle elbet. Lakin başka tacir yokmuş gibi sürekli onların yanına gidip gelmekte. İkisinin de alacaları dışlarındadır Osman Bey. Onların nursuz suratlarını ne vakit görsek ardından bir felaket gelir. Kervanımızı bastılar beyim. Sermayemiz yel oldu uçtu beyim. Küpegündüz Söğüt de işkence yaptılar beyim bize. Zan ile adalet olmaz. Şüpheyle kelle alınmaz. Toy baskını Togay'ın işidir. Buna Cerkutay sayesinde emin olduk. O vakit Togay'a istihbaratı obadan bir hain verdi. Belli ki Togay'la Nikola ittifak halindedir. Ağabey, hatırlar mısın? Küçükken elmaları yemeden evvel çeşmenin teknesini atardık. Çürüklerin içindeki kurtlar çıksın diye. Emmimle ilgili içimize düşen kurdu çıkarmaz isek, o kurt bizi bitirecek. O vakit elmaları suya atacağız. Şayet obadaki hain emmim ise, evladımın katili emmim ise, onun kellesini almak da bana düşer beyim. Öğreneceğiz ağabey. Öğreneceğiz. Öyle bir oyun kuracağız ki hem Dündar emmimin hain olup olmadığını anlayacağız, hem de Gayatun'un köpeği Togay'ı üzerimize çekip itlaf edeceğiz. Nasıl yapacağız beyim? Anlatacağım ağabey. Emimle Gündüz ağabeyime haber veresiniz. Huzura gelsinler. Toy baskını Togay'ın işi. Bundan emin misin yeğenim? Eminim emmi. Gayatun'un avcı köpekleri Toy tertip ettiğimizin istihbaratını nereden ve kimden almışlardır? Öğreneceğiz emmi. Öğreneceğiz. İçimize kadar karışmışken neden öldürmeden gitti oradan? Buna imkanı varken. Niyetleri bellidir emmi. Beylere karşı bizim güvenimizi sarsmak isterler. Kefere şöyle der: Osman Bey sizi koruyamaz, bu topraklardan gidin. Davetimize icabet edip göç düzen obalara da buraya gelmeyin derler böylece.
Şimdi Söğüt'teki beylere haber salarsınız. Gündüz ağabey, Alper'i hazır edersin. Beylerin yol emniyetini biz sağlayacağız. Onlara obalarına kadar refakat edeceğiz. Buyurundur beyim. Tan ağardığı vakit Haracabeli aşacağız. Oradan Akböğüt'te bir durak verip soğuk suyundan içeriz. Demir Bey'i de obasına bırakıp oradan döneceğiz inşallah. 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 Emmi, biz yokken oba sana emanettir. Gözün arkada kalmasın yeğenim. Sen hele beyleri obalarına sağ salim teslim edesin. Gözüm arkada kalmaz emmi, merak etmez. Lakin her seferkinden ziyade tedbirli olmak icap eder. Evelallah. Diyeceklerim bu kadardır. O vakit bize müsaade Osman Bey. Müsaade sizindir. Osman Bey. Söğüt iyice karışmış derler. Osman, davet ettiği beylerin itimadını gayri mümkünü yok. Geri kazanamaz. Testi bir defa kırıldı mı bir daha su tutmazmış hatun. Bilmez misin? Maksat hasıl olmuştur. Osman, en son beyleri davet ettiğinde yolda hepsi öldürülmüştü. Osman'ın zaafından şimdi de Umur Bey nasibini aldı. Osman itibarını ortaya koydu. Lakin onu da kaybetti. Senden ne ister? İtibarını geri kazanmak için beyleri sağ salim obalarına teslim etme derdine düşmüştür. Beylere yolda bakıcılık edecek. Obayı da bana teslim etmiştir. Maşallah, maşallah. Sana olan güveni her geçen gün artar. Osman ahmak değildir hatun. Lakin ben hiç değilim. Ne demek istersin Dündar Bey'im? Süleyman'a haber uçurmam icap eder. Yükün hafiflemez. Katmerlenir Osman Bey. Elimden bir şey gelmez diye yüreğim parçalanır. Düşman oyun kuracak. Biz bozacağız. Gene kuracak.
gene bozacağız. Ömrümüz böyle geçecek balam. Beyleri Söğüt'te kalmaya ikna ettin. Şimdi de haini bulmuş gibisin beyim. Umur Bey vuran kefere kendini açık etti. Yarın inşallah ovadaki hain ortaya çıkacak. Kimden şüphelenirsin beyim? Aklımdakini dilime düşürmekten ar ederim. Eğer ki şüphelerim doğru çıkarsa, işte o vakit olacaklardan endişe ederim. Gazabımın şiddetinden endişe ederim. Şüphe ettiğin hain bize çok mu yakındır Osman Bey? Yakındır balam. Yakındır ha? Yakındır. Alplar hazırdır Maldun Hatun. Togay uğursuzun peşine düşeceğiz. Babam yataktan kalkmadan evvel kellesini alıp geleceğiz. Sen gelmeyeceksin. Bir hata mı işledim hanımım? Aksine. Hata işlemeyeceğini bildiğim için burada. Bahadır Bey'le kalacaksın. Babam size emanettir. Maldun Hatun. Bugüne kadar seni hiç yalnız bırakmadım. Togay yaman düşmandır. Etmeyersin. İtiraz istemem. Dediğim yapasın. Onları nasıl bulacaksınız? Dağları hallaç gibi atacağım. Her ine, her kovuğa bakacağım. Yolculuk için her şey hazır. Bütün emniyet alanında. Eğer ki uygunsanız yola koyulalım. Osman Bey biz hazırız. Eyvallah. Bize atama kasteden haini bulabildin mi Osman Bey? Bulacağım Malhun Hatun. Bulacağım merak etmez. Belki senden bir şey isteyeceğim. Babanın yanından ayrılmayasın. Öyle olsun Osman Bey. Lakin güven iki kez kaybedilmez. Thank you.
Mahvun Hatun, nereye gideriz? Babamın katiline dedim, işitmedin mi? Bağışlayın hanımım. Beyimize, dahi size canımız feda. Lakin yol bilmeyiz. Kimlerin peşinde olduğumuzu dahi bilmeyiz. Doğru dersin Yalvaç Alp. Lakin düşmanlar bizi eybellir. Babam vuranların derdi evvela Osman Bey'in itibarıyla yerle yeksan edip birliğimizi, dirliğimizi bozmaktır. Bilirler ki ben de babamın izinden gideceğim. Bilirler ki Osman Bey'le yurt kuracağız. Babamdan sonra indi hedef benim. Benim peşime düşecekler. Baban için kendini yem edersin. Sadece babam için değil. Bayındurlu obası için. İmdi hazır olun. İntikam vaktidir. Barış Bey! Oyn sen! Ses! Potsdam der Garsen. Bayer Anchin teknik arasiyasi. Dünler. Gördüğüm en acımasız hain. Ben hainlerin bana hizmet edenini severim. Gidelim. Atlaya. Kara ormanları kızıl kana boyayalım. Alper! Burada konaklayacağız. Orhan! Buyur bey. Beylerin emniyetini alırsınız. Tek bir ok dahi gelmeyecek. Buyruk senindir bey. Thank you.
Eğer ki hain, dündar emmimse, Togay beylerle birlikte burada konaklayacağımızı bilecektir. Saldırması onun meselesidir. Bir kaybey. Süleyman Şah'ın oğlu. Özenmimiz. Osman Bey bu işi nasıl yapar? Bu olacak iş midir? Eğer ki aynı değilse... ya sen... ya ben... ya savcı ağabeyim... ya da Bamsı Bey'dir. Şayet hain emmimse... oğlum Bay Hoca'nın katili de o demektir. Cezalandırılması icap eder. Cezasının ne olduğu bellidir ağabey. Bellidir ya. Boynuna yay kirişini geçirdiğim vakit... sana kızmıştım. Elinde delil yokken fazla ileri gittiğini düşünmüştüm. Lakin hain emmimse bu girişi boynuna ben geçerim. Belli değildir ağabey. Belli değildir. Düşman geldiği vakit suç sabit olacaktır. Korkarım gelecekler. Önce onların kanını dökeceğim. Sonra da obada ölüm haberimizi bekleyen emmimin. Öğreneceğiz ağabey. Öğreneceğiz. Eksik! Arıkan!
Dündar Bey. Osman da itibarını yerle bir ettikten sonra canını almak isteyebileceğini de iyi bilir Tokay. Dündar Osman'ın seni yakalamak için kendini yemlediğini düşünür. Osman beni tuzağa çekecek. Dündar'ı yem olarak kullanıp açığa çıkaracak. Vay 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 vay. Emisi de Osman'dan az kurnaz değildir. Dündar bize lazım. Onu ifşa etmek işimize gelmez. Osman'la Umur Bey'in arasına ikilik soktum. Sıra kızında. Malhun Hatun. Göktuğ beni gördü. Cerkutay, bu çana taşı benim yaptığımı anlayacak. Malhun bir dişi kurt gibi bana diş bileyecek. Babasının intikamını almak için peşime düşecek. Nerede olduğunu bilmeden? Bilecek. Osman, beni tuzağa çekeceğini düşündüğü yerde beklerken ben de Malhun Hatun'u üzerime çekeceğim. Önce babası, sonra kızı. Kızılbey oğullarıyla kayılar asla bir araya gelmeyecek. Ciğerlerime kan kokusu doldu. Ciğerlerini söküp sana yedireceğim Togay. Semiz kısra eğer yakışır. Senin yaşamına izin vereceğim. Kadın. Osman'a git. Bana de ki Hanlar Hanı Geyhatu. Ne yaptığını biliyorum. Osman'ın daveti için gelen tüm obalara ölüm okusacağım. Öldür beni Tugay. Eğer beni öldürmezsen ben seni öldüreceğim. Ah!
Her an saldırabilirler. Leşlerini almaya geldik. Oturduğumuz toprak kurtlandı. Ne demek bu Cerkutay? Hemen de celallenirsin ha. Karşımızda Bizans'ın süslü itleri yok. Karşımızda Togay var. Togay Bey'imin attığı yemi yutmadı mı dersin? Cerkutay bilmez. Togay'ın sesi rüzgarları susturur. Togay'ın nefesi orman yakar. Osman Bey'imin bir hesabı vardır elbet. Kara şaman Togay. Hesabını kara ruhlarla görür. Haber uçurmuşa benzemez. Acaba boşuna mı şüphe ettik? Öyle görünmekte Osman Bey. Süleyman'a haber uçurmam icap eder. Obadan ayrılırsan dikkat çekersin. Haberi ben değil, sen uçuracaksın hatun. Buraya boş yere geldik diye üzülmem. Hem de hain çıkmadı diye sevinirim Osman Bey. Alplerim otağınıza kadar size refakat edecek. Eyvallah. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah. Alpler, biz de obaya döneriz. Haydi. Mahlun Hatun. Mahlun Hatun. Mahlun Hatun. Oh. Geles. 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 Mahlun Hatun. İyi misin? Mahlun Hatun. Mahlun Hatun. Oh, yaşar. Bize katılmayın Alper! Hadi! Mahlun Hatun. Nasıl oldu bu diyesin hele? Kim etti bunu? Togay Alper'imi öldürdü.
hepsini. Tokay'a. Ben bir hain değil Osman Bey. Ben bir hain değil. Tokay, Malın Hatun'un peşine düşmüş. Saltok. Beyim. Cerkutay'a haber veresin. Tokay'ın izini bulsun. Buyruk senindir beyim. Hadi. Çok kan kaybetti, yardım edesin. Haydi bala, yardım edesin. Malhun Hatun. Hadi balam, hadi. Açasın gözlerini. Açasın. Hadi yesin. Yesin, yesin. Tokay seni neden öldürmedi? Tokay sana diyeceklerini söylemem için. Diyecektin ki. Gey Hatu ne yaptığını biliyor. Dedi. O Osman'ın davet ettiği tüm obalara dedi.